Değerli dostlarım herkese selamlar. Bu videomuzda Tarım Orman Bakanlığına bağlı yeni atamaları, ilanları, başvuruları ve iptalleri ele almış olacağız. Burada farklı dört konuyu ele alacağız. Lütfen dikkat dinleyin. Hani sizlere hangisi uygunsa veya sizlere hangisi ilgilendiriyorsa orayı değerlendirmiş olun arkadaşlar. Çünkü burası birçok kişinin kafasını karıştırmış oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı yeni ilanlar getirmişti biliyorsunuz. Bunların biri iptal oldu. Yeni bir ilanı çıktı. Başvurusu yapıldı. Sonuçları bekleniyor. Yani karman çorman bir durum ortaya konulmuş durumdadır. Şimdi tek tek hepsini anlatacağım. Hepsini dikkatli bir şekilde ayırt etmenizi istiyorum sevgili arkadaşlarım. Tabi sadece Tarım ve Orman Bakanlığı değil, bizler elimizden geldiğince tüm bakanlıkları, ilanları, duyuruları, merkezi atamaların hepsini ele almaya gayet gösteriyoruz. Lütfen sizler de tüm bu emeklere videoyu beğenmeyi ve kanala abone olarak yapacağımız yer tüm çalışmalardan ve süreçten haberdar kalmayı ihmal etmeyiniz. Evet arkadaşlar ilk önce Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü'nün yayınlamış olduğu ilanın iptali hakkında konuşmuş olalım. Biliyorsunuz daha önceki süreçte engelli ve eski hükümlü olmak üzere daimi işçi alımı yapılmış olacaktı. Bunların başvurusu yapılmıştı ki bugünlerde açıklanması bekleniyordu. Şimdi tam açıklanma sırasında bir duyuru yayınlamış oldular. 6 Aralık ile 12 Aralık tarihleri arasında yapılan başvurular iptal edilmiştir. 2 Ocak ile 6 Ocak tarihleri arasında tekrardan sizler başvurunuzu iş kuru üzerinden yapmış olacaksınız arkadaşlar. Peki bu neden iptal oldu? Şimdi kimisi kariyer kapısı üzerinden başvurusun yapmış. Kimisi iş kur üzerinden yapmış. Normalde bu sizin hatanız değil. Kurumun hatası. Kurum sadece iş kur bünyesinde bir bağlantı oluşturmuş olması gerekiyordu. Ama bazı kariyer kapısı üzerinden yaparken bazısı da iş kur üzerinden yaptıkları için bunu tamamen iptal ettiler. Sadece iş kur üzerinden Başvuru açmış oldular. Sizler başvurularınızı tekrar yapmış olacaksınız. Lütfen kaçırmayınız. 2 Ocak ile 6 Ocak tarihleri arasında İşkur üzerinden tekrardan başvurunuzu yapacaksınız. Kimler uygun, kimler uygun değil ile ilgili kısmı da ben açıklama kısmına bırakacağım. Zaten oradan rahat bir şekilde yine ulaştım sağlayabileceksiniz arkadaşlar. Daha önceki videomda zaten detayları anlatmıştım. Detaylar herhangi bir şekilde değişmedi. Sadece ve sadece yeniden başvuru alınacak. Yoksa şehirler, iller, başvurular hepsi aynı şekilde durmuş durumdadır arkadaşlar. İptal edilen kısmı öğrendik. Yani 2022'ye 13 tercih kılavuzu iptal edilmedi. Orada herhangi bir sıkıntı yok. Zaten ÖSYM üzerinden sizler başvurunuzu yaptınız. 16 ile 20 Aralık tarihinde başvurunuzu yaptınız. Şu an sadece sonuçlarınızı bekliyorsunuz. O sonuçları da yüksek ihtimalle ocağın ilk haftasında karşımıza çıkaracaklardır. Burada herhangi bir iptal söz konusu değildir. Hani Orman Genel Müdürlüğü iptal edildi diye birçok kişi buraya yanlış anlamış. Hani sağda solda veya haberlerde köşe yazılarında görmüş olduğunuz bilgiler yanlıştır veya işte tam okumadığınızdan ötürüdür. O yüzden tekrar belirtmek istiyorum ki 2022'ye 13 ÖSYM üzerinden yapmış olduğunuz başvurular tamamen geçerlidir. Herhangi bir şekilde iptal olmamıştır. Demiş olduğun gibi bunların da sonuçları yüksek ihtimalle ocağın ilk haftasında karşımıza çıkmış olacaktır. Bilginiz arkadaşlar. Evet. Şimdi diğer bir önemli kısımda Tarım ve Orman Bakanlığı dün itibariyle, geçen gün itibariyle 1613 yeni atama kararı yayınlamış oldu. Bunların da başvurusu Ocak ayında başlamış olacaktır. Henüz başvuruları başlamamış durumdadır arkadaşlar. Zaten günü geldiğinde başvuru nereden yapılır, nasıl yapılır, kimler başvurabilir gibi önemli kısımların hepsine ayrı ayrı değinmiş olacağız. Merak etmeyiniz. Bunun haricinde 249 yeni orman mühendisi ataması yapılacağı bilgisi verilmiş durumda. Yani Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı. Bakın şurada. Zaten 1613'ün içerisinde yer alıyordu. Ama bunun duyurusu gelmiş oldu. Bununla ilgili gelişmeleri artık takip edebileceksiniz. Pekala başvuruları hakkında şimdi ilk önce bilgi vereyim sizlere. KPSP 3 puan türünüzün en az 70 olması gerektiğini yazmış durumdadır. Sizlerin üniversite düzeyinde orman mühendisliği bölümünden mezun olmanız gerekiyor ki buraya başvurunuzu yapabilirsiniz. Başvuru tarihi ise 15 Ocak ile 25 Ocak tarihleri arasında kariyer kapısı üzerinden başvurularınızı yapabileceksiniz arkadaşlar. Söz sınav uygulamalı sınav yeri tarihi ise 4 kat kadar aday sınava çağrılmış olacaktır. Günü geldiğinde yine 13 Şubat tarihi itibariyle sizler uygulamalı sınava yani sözlü sınava dahil olmuş olacaksınız arkadaşlar. 13 Şubat'tan önce de duyuru listesinde yayınlamış olacaklar. Hepsini Orman Genel Müdürlüğü'nün resmi internet hesabı üzerinden sizler kontrol etmiş olacaksınız. Merak etmeyin. Günü geldiğinde başvuru nereden ve nasıl ile ilgili kısma değineceğiz. Hangi iller atama olacak? Adana, Adıyaman, Afyon, Ağrı, Amasya, Ankara. Hepsini tek tek okumayacağım. Şöyle aşağı doğru gelip inceleyebilirsiniz. Ben bu linki de açıklama kısmına bırakacağım zaten. Oradan rahat bir şekilde ulaşım sağlayabilirsiniz. Şimdi tekrar edecek olursak da bakın Orman Genel Müdürlüğü bünyesindeki işçi alımları iptal edildi. Engelli ve eski hükümlü dostlarımız buraya başvurusunu yapabilecektir. Ki bunun başvuru detalarını daha önceki süreçte açıklamıştım. Ben onun linkini de yorum kısmına sabitlemiş olacağım merak etmeyiniz. İptal olan kısım budur. 2 Ocak tarihinde başvurunuzu yapacaksınız. Tekrardan unutmayınız. 2022'ye 13 tercih kılavuzunda herhangi bir iptal söz konusu değildir. Ocak ayının ilk haftasında yüksek ihtimalle sonuçlar duyurulmuş olacaktır. Tarım Orman Bakanlığı bünyesinde 1613 yeni atama yapılacaktı. Bu da Ocak ayından itibaren gelecekti. Orman muhafaza memuru, orman mühendisi, destek personeli, orman endüstri mühendisi, biro personeli, harita mühendisi, avukat, koruma ve güvenlik görevlisi, inşaat mühendisi, makine mühendisi, elektrik mühendisi, tekniker, bilgisayar mühendisi ve geçici orman işçisi alımı yapılacaktı. Bunların ilki duyurulmuş oldu. 249 orman mühendisinin detaylarını da az önce aktarmış oldum. Sizler rahat bir şekilde açıklama kısmına bıraktığım link üzerinden bu sayfalara erişim sağlamış olacaksınız arkadaşlar. Umarım hakkınızda hayırlısı olur ve en kısa sürede en iyi yerlere gelmiş olursunuz. Lütfen tüm bu emeklere karşılık videoyu beğenmeyi ve kanala abone olarak yapacağımız tüm çalışmadan, tüm süreçten haberdar kalmayı ihmal etmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.